Utku nereye gidiyoruz ya? Günaydın. 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 Bugün ne almaya gidiyoruz? Yine ama fiddle alıyoruz. Ama bu sefer bana alıyoruz. Ama bu sefer Canberk Gedikoğlu'nu alıyoruz. Tam bir özenti değil mi? Canberk. Nezaketen bir de şey yapar insan. Hani farklı rengini alır. Beyazı falan al ya. Beyazı kötü ya. Buradan dönüyor muyum bu arada? Yok abi sen dur sakin ol. Durup dururken dönme fikirleri üretemem. Senin videonun altına ne yazmıştım? Fiddle videonun altına bundan ben de alacağım. Bana da alalım, bana da alalım. Ama hakkını yemeyeyim. 10 dakika içinde adam kredisini çekti. 10 dakika içinde ödemesini yaptı. Sınavlarım vardı o yüzden motor almaya gidemedik. Bir de Canberk'te şöyle bir durum var. Normalde Canberk'in standartı nasıldır abi? Önce gider ehliyet alırsın. Ben tam tersi. Sonra motorunu alırsın falan. Canberk'i daha ehliyet almadık. O yüzden motoru ben alacağım bugünlük. Böyle zamman falan gelmeden, yeni sezon ıvır zıvır beklemeden motoru alalım, ehliyeti alırız diye düşündüm. Ha ekipmanları tam. Kenarda kullanmadım. Kask, mont, eldiven bir sürü şey vardı. Canberk'lere şahsesleri bedenlerimiz uyuyor. Yeni kask falan çok pahalı oğlum, almana gerek yok. Canberk'in motorunu almaya. Sol. Hop hop. Hop. Sakin olun. Sol ya. Allah Allah. Bir korna çalsana Ramazan'a. Tamam. Artı gruba gel. Ramazan Bey. Konuşsana. Yaparız kanka valla bak seramik kaplaması bende. Değişen var mı? Boya? Boya var da fabrikada boyanmış. Belli. Fabrikasyon boya var. Dışarıda tutturamazlar bu. Evet abi güzel boyamışlar. Bundan sonra artı gruba laf eden karşısında beni bulur. İndirim alınca ben. Bundan sonra artı gruba laf eden karşısında beni bulur. Anıl'a da bir tane alalım mı ya? Anıl'a da alırsak tamam abi. Her hafta bir tane fiddle alalım. Haftaya sana alalım kanka. Ben içerik düşünme. Kullanmak için değil yani. Gerçekten para kazanmak için alırım. Onda Scotty. Ha Scotty yaparım yani. Ne yapıyoruz gençler? Motora gidiyoruz. Motoru üstüme alacağım. Ruhsatımı alacağım. Plaka basım belgemi alacağım. Ondan sonra bir EYU'ya gideceğiz. Plaka bastıracağız. O kadar yani. Oğlum bir şey diyeyim mi? Millet bana diyor ki SYM'den sponsorluk mu aldın? Evet. SYM'nin bundan haberi yok. Bu kadar artı grup ya da işte ne bileyim fiddle almamın sebebi aslında Onur abinin artı grubun çok yardımcı olmasıydı. Ben aldım. Canberk de işte kıskandı. Evde tutturdu. Ben de alacağım. Aynı plaka. Ben evet. Esas neyi merak ediyorum abi biliyor musun Canberk'in? İlk ekipmanları giyip motora binip gitti ya. Buna daha var ama kanka. Evet. Seninle bir tane şey videosu çekelim abi. Motoru çalışırken. Ben sana çekelim. Anlatırım. Sen şey yaparsın. Dinlersin işte ne yapacağım oğlum. Zaten bölüm bölüm olur. Ha. İlk bölüm bir antrenman yaparız. Tamam. Evet. Beraber bir trafiğe çıkarız. Aynen. Bakarız. İlk bölümü bir geçeriz. Sonra tamam. Ama sen çeksene ya. Çocuk bir şeyler anlatıyor. Umurumda değil. Sonra ikinci bölüm olur. Bir şey buluruz ya. Bir ikinci bölüm tamam, olur. Tamam çekeriz ya o derdi. Sonra üçüncü bölüm olur. Level yaparız. Son level'da boss'u geçmen lazım. Böyle bazı kanallar var ya her gittikleri yerde kanal açılışı gibi. Evet arkadaşlar şimdi notere geldik. Noter burada. Şimdi motoru üstümüze alacağız. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Burada bir intro girer. Şey noterin klibi. Burası garip bir noter kanka gel. Of çok güzelmiş yalnız noterin. Plakamın sonu 179 olacak. Neden? Bilmem totem yap. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz lan şu anda? Konudan çok anlıyormuş gibi. Ne kadar poliçede bir konu olabilir. 4. basamak. 179. Hadi go. 179. Şimdi neyini hallettin? Şimdi noterde üstüme aldım. Birazdan alacağım. Ama Utku da gelsin ya. Evet. Niye böyle bana anlattırıyor ki? Ya olayı anlattırıyor. Utku da gelsin. Ya biri speed triple, street triple sormuş. Ben kullandım ya street triple'ı. Speed ile street arasında kalmış. Onu anlatıyorum da. Biliyorsunuz noterde çok arıza oluyor. Sistem görünmedi. O oldu, bu oldu. Bir 5 dakika bekleyin dediler. Bize dışarı çıktık. Şimdi noter masrafını verecek Canberk. Bir şöyle bir durum var. İkimiz de bir ay arayla aynı motoru aldık aslında. Birebir aynı model, aynı motor. Aramızda da bir yaş fark var. Yani Canberk benden bir daha ufak. Aynı motorun sigortasını 381 lira ödedim. Aynen. Canberk 592 lira mı? 592.77. Yani şöyle onunla da pahalı olmasının sebebi Utku'nun üstüne daha önceden motosiklet ve araba. Doğru. 23 yaşındayım. 17 yaşından beri işte kanalda izlediğiniz motorlar, 3 tane de arabam oldu üzerime. Dolayısıyla benim için sigortanın daha ufak çıkması normal. Canberk'in ilk kendi üzerine aracı. Dolayısıyla aynen. Sigorta biraz yüksek çıkıyor. Aynen. Bir kere ödeyeceksin kanka. Ya sonra canım. Sonuçta bir gün alacağım yani üzerine. Ya, aynen öyle. İşte ben de eskiden babamın üzerine yapıyordum abi. Daha güzel. Daha sonra artı gruba laf eden karşısında benim olur. Benden habersiz sponsor bakalım. Artı gruba laf et. Artı grup ne diyeyim oğlum nasıl diyeyim bir şey? Adam bir şey demeden direkt. Artı mı? Bir de led döşeriz. Ya oğlum. Ledini ben karşılarım. Ya abi Allah, istemiyorum. Tamam. Ayak aydınlatması yapabilirsin ama bak. Kapı kolu aydınlatması da yapabilirsin. Çakmaklık girişi vardı galiba motorda. Yok, var, çakmaklık. Var. USB mi çakmaklık mı? USB. Niye? O da var. Onu ben yaptırayım diyecektim. Yok, o var kanka. Motora çıkalım. Hı-hı. İşlemi tamamlayalım. Gelmiştir sistem herhalde. Gidelim. Ramazan sana motoru anlatır. Aynen. Oradan bir plaka basımı at. Sen geçersin. Ben. Artı grubun çayı da çok güzel. Çay Artı içmeye grup. De. Artı grup. Ruhsatımızı ya. Aldık. Plakan ne? CJS 770. Çok güzel plaka. Motorun adını CJ koyuyorum. CJ'ye laf eden karşısında beni bulur. CJ. Yürüyüşü falan değişti ha. Var ama havası geldi. Evet evet. Sırf Anıl düz yürüsün, konforu bozulmasın diye böyle. Hatta çıkıyoruz. Şey yapayım, daha konforlu hali var abi. Nasıl abi? Ben duruyorum, siz yürüyorsunuz, ben yavaş yavaş yakınlaştırıyorum. Hayvan edin. Dünyaya çalışmamak için geldik. Çok arkadaşımı zehirlemişimdir motosiklet konusunda. Canberk'i böyle pişirip bundan 2 yıl önce ofisinde çalışırken Canberk'e diyordum ki bir ara motor alırız abi sana, sağa sola gidersin falan. Canberk de olur diyordu. Hatırlıyor musun? Aynen, alırız ya. Sonra biz takıldıkça, vakit geçtikçe Canberk iyice böyle zehirlenmeye başladı. Hakikaten aldım lan. Tebrik, helal olsun, yemin ediyorum tebrik ediyorum seni. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kol masrafı da ruhsata dahil. Sigortaya dahil. Yaralandım. Sigorta bari 300 lira. Sigorta bari. Abi öncelikle hayırlı olsun. Eyvallah. Artık 2019 model bir tane Fiddle 325'im var. Enjeksiyonlu su soğutmalı. Ön arka frenler disk. Ayrıca çelik fren hortumla desteklenmiş bir fren sistemi var abi. Benzin kapağımız direkt şuradan açılıyor abi. Tamam. Seri bir şekilde çalınmaya karşı özel bir kilit abi. Onun dışında genel olarak şöyle torpidomuz var abi. Telefon, navigasyon, seyahathanedeyken şarj edebilirsin. Tamam. Ayrıca güneş gözlüğü, ruhsat kabı, cüzdan tarzı şeyleri koymak için ufak bir gözdağı var. Enjeksiyonlu motosiklet. Frenden bir tanesine basıyoruz gaz yememeden. Sadece marşa basmamız yeterli. Kornamız kısa. Ayrıca kısa düğmesini altına bak, ne şöyle stop yazar. Koltuğu açma düğmesi. Kontak açıkken kontağı kapatmadan direkt koltuğu açabiliyorsun. Şu düğmeye basman yeterli. Marşımız burada, frenlerimiz, aynalarımız standart. Scooter abi. 2000 kilometre boyunca artçılık kullanmamaya gayret göster ve bunu sıfır bir bebek gibi düşün. Yani yeni doğmuş bebek gibi düşün. Yavaş yavaş, yani emekli sonra yürütelim. Bir anda depara kaldırıp ciğerini parçalamıyoruz. Motoru alıştırıyoruz abi. Artık bu bir şey mi? Plakalık, çerçeveli plakalık var. Direkt plakatik diye takarsın. Tamam. Lastiklerimiz duro. Yağmurlu havada çok performanslı olmasa da genel olarak 4 mevsim standartında güzel bir lastik abi. Fren tepkisi çok kuvvetli. Hani bastığın anda direkt durursun. Scooter'dır, kampanadır, böyle basayım yavaş ama bir anda bastığında direkt bidona doğru gidersin yani. İlk 150-200 km dikkat ediyorsun lastikleri. Bunun dışında da başka ekstra herhangi bir şey yok abi. Senin sormak istediğin bir şey varsa yardımcı olayım. Yok, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah kaza bela göstermesin. Tekerin düz bassın. Bırakın iddia bizi anlatın. Teşekkür ederim. Aldım. Ya Utku'nun bir de minik bir işi var. Farklı işi var. Ya amatör denizcilik belgesi almam lazım. Tekne işlerini biliyorsunuz. Ben hala almamıştım belgemi. Onun için Beyoğlu'nda liman işletmesi var. Sana uğrayacağım. Oradan Eyüp'e gideceğim. Canberk'in plakasını bastıracağım, geleceğim. Canberk'in ehliyeti olmadığı için Canberk gönderemiyoruz ama göndereceğiz. Ne kavastırma ya diyor. Ehliyet hediyesi diyor. Yeni bir Fiddle alacağım sana diyor. Ben depoyu fulluyorum. Sen ne alacağını düşün. Plakalı. Ben dedim işte ya, bir sürü şey dedim. Plakalık dedim. Beyaz far yapalım dedim. Beyaz yapalım diyor. Oğlum bu kaskla kim turşu yedi lan? Kask turşu kokuyor. Dün kumru yedik ama kaskı takmadık. Ya hiç kumru yerken kaskı takmadık. Önce benzin alacaksın ha. Takas yapalım diyorum. 500 de benimki. Olabilir, mantıklı. Okunmuş, yüklenmiş. Utku Bey kullanmış. Ne? Artı grup. Benzin almaya gitti ya. Ama benzin alması lazım abi. Benzin alması lazım. Geri geldim. 1 hour later. Bu adamı dinle, bu adam zeki. Onun ya ben dinliyoruz birbirimizi. Gel lan sarılayım lan. Vallahi diyorum, yemin ediyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Zehirledim seni de. Vallahi zehri bana da saldı. Evet. 50 alana kadar. Şu an her şey bitti. Utku plakayı bastırdı. Zaten 5 dakikada basılıyor. Masrafları söyleyelim. Ha evet, ne harcadık? 171 lira noter tescil plaka ruhsat için. 21 lira plaka basım ücreti. 592 lira sigorta ödedik. Onu daha önce söyledik. Başka bir şey harcamadık. Benzin koydu. O da hayırlı olsun benzin zaten. Pompacıya bir sakal atmadın mı? Abi çalışan taklidi yaptım. Hayırlı olsun dedi. Abi dedim, müşterinin benzin doldurup teslim edeceğim, plakasını çıkarttı dedim. Benim yaptığım taktiği yapmışım. Sen taktik yapmıyorsun ki, senin olan o. İyi hadi toplanalım, çıkalım. Aynen. Kameramanımız Anıl Paç. Anıl Bey teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. O zaman çek bizi. Sen de teşekkür et. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sen niye teşekkür ediyorsun? Teşekkür ederim. Yani sen niye hayırlı olsun demen lazım. Sağ ol. Sağ ol. Sen ne hayırlı olsun hediyesi alacaksın şimdi bu adamı? Kilit. Ya. Zincir kilit. Evet. Adam hesapladı bile. Her şeyi bedavaya getirdim ben. Evet ya. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum yani şu anda, yeni motor aldık. Sen mutlu musun? Mutluyum. Sen bir sakinsin ama. Ben hep mutluyum. Aa motorum. Aa motorum geldi. Çizeyim mi? Hadi takas edelim. Motor çizdi, arabaya şey yaptı. Ben arkanızdayım. Tamam. Arada önümüze geç de seni de çekelim.